Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Nabizade Nazım'ın Anadolu Hisarı'nda Mezarlık başlıklı şiirini okumaya ve anlamlandırmaya çalışacağız. Evet, şiirde pek çok Farsça terkip de var. Terkipler üzerinde duracağız. Evet, ilk bendimizi okuyalım. Sağ tarafa yeni yazıya aktarılmış hali de var. Bu sükutu beliyü hüznü fasih hutbeyi bi makali ruhani sanatı kudreti eder tavzi bu ne ulvi cihan nurani ne neşatı ne neşatu safayı vicdani. Evet, bu sükutu beliyü hüznü fasih hutbe-i bi makali ruhani sanatı kudreti eder tavzi bu ne ulvi cihanı nurani ne neşatu safayı vicdani. Evet, burada da kontrol edelim. Bu sükutu beliğü hüznü fasih hutbe-i bi makali ruhani sanatı kudreti eder tavzi bu ne ulvi cihanı nurani ne neşatu safayı vicdan. Şiirimizin vezni feilatun mefailun feilun. Yani açık açık kapalı kapalı açık kapalı açık kapalı açık açık kapalı feilunle biten tefleri biliyorsunuz. Faalün şeklinde iki kapalı da olabilir. Feilatünle başlayan kalıplarda failatünle başlayabilir. Evet. Sükutu beli. Farsça bir terkip. Kelimeler Arapça, terkip Farsça. Sükut, sessizlik. Beliğ, belaat kelimesinin sıfatı, fail kalıbında. Sıfatı müşebbehe. Hüzn, Türkçe'de uyum kuralımız hüzün, keder. Fasih, fesahat kelimesinin, fesahat maslarının fail vezninde yine sıfatı müşebbesi. Fasih, fesahatli, beliğ, belagatli. Belagat kelimesini, fesahat kelimesini derslerden hatırlarsınız. Belaat ve fesahat aslında birbirine yakın kelimeler. Fesahat, açık, anlaşılır olma. Beliği de yine olgun olma, mükemmel olma anlamında. Şimdi tabi bu beliğ ve fasih sözcüklerini şair sükut ve hüzünle bir araya getirmiş. Sükutu beli ve hüznü fasih. Beli sessizlik, fasih hüzün. Tabi bu kavram aslında daha çok edebi kavramlar. Beli belaatli yani özenle söylenmiş olgun, güzel anlamında daha çok şiir için veya edebi metinler için kullanılır. Şair burada belaat kelimesinin sıfatı olan beli sükût için kullanmış. Fesahati de hüzün için kullanmış. Tabi şiirimizin başlığı Anadolu Hisarı'nda mezarlık. Şair aslında bize bir kabristanı, bir mezarlığı anlatıyor. Mezarlıkta ne vardır? Bir sessizlik ve hüzün vardır. Şair bunları nasıl ifade etmiş? Yani belaatli bir sessizlik ve fesahatli bir hüzün. Evet, iki kavram, iki farklı kavramla bağdaştırılmış. Buradaki ü, şu iki terkibi bağlayan bir bağlaç. Dolayısıyla Farsça yapılı iki terkip bir bağlaçla birleştirilmiş. Bu beli sükut ve fasih hüzün. Sonra hutbe-i bir makali ruhani. Bu makal kelimesi geçen derse geçmişti. Makal söz demek. Makale, kavl kelimeleri aynı kökten kelimeler. Hutbe-i bir makali ruhani. Bir Farsça ön edat, olumsuzluk ifade eder. Bir makal sözsüz,
ruhani, şuradaki nispet yası, değil mi? Ruha ait, ruhla ilgili. Hutbe-i bi makali ruhani. Ruhani sözsüz bir hutbe. Şimdi, değil mi? Kabristan'da öyle bir durum söz konusu ki adeta hüznün en fasihi, sessizin en beliği, ruhani sözsüz bir hutbe şeklinde ortada. Yani söz olmadan, değil mi? Adeta kabristan lisanı haliyle pek çok şey ifade ediyor. Hutbe-i bir makali ruhani, ruhani sözsüz hutbe. Sanat-ı kudreti eder tavsi. İşte bütün bunlar, değil mi? Kudretin sanatını, ilahi kudreti tavzih ediyor. Tavzih, vüzuh kelimesi, kelimenin mücerret hali veya sülasi hali, vüzuh kelimesi, tef'il babında vüzuha kavuşturma, açığa kavuşturma, açıklama. Bütün bunlar kudretin, ilahi kudretin sanatını açığa vuruyor. Bu ne ulvi cihana nurani. İşte değil mi? Yine bu tablo ne yüce bir nurlu cihan, cihanı nurani, nurlu cihan. Bu neşatu safayı vicdani. Neşat, hoşnutluk, neşe. Safayı vicdani, değil mi? Yine vicdana ait saflık, temizlik. Yani şair bize bir kabristanı tasvir etti. Bütün bunlar da adeta bir sessiz bir biçimde en muhteşem bir düşünceyi, duyguyu ifade ediyor. Lisan-ı hal, lisan-ı kavlden daha evladır demişler. Lisan-ı kavlden. Evet, sonraki bendimiz. Bu ne vahşet içinde ünsiyet, bu ne zulmet içinde nur-u beka. Burada elif harfi çıkmamış. Bu fezayı semada bin hayret, nice bin afitabı fikr ara, yağdırır nuru heyetinde safa. Evet. Bu ne vahşet içinde ünsiyet. Normalde ölüm, ölümü yansıtan tablolar aslında vahşettir, ürküntü verir insana. Fakat diğer taraftan ünsiyet var. Burada bir tezat var. Vahşet, görünüşte vahşet ama aslında ünsiyet. Ünsiyet de dostluk, yakınlık, arkadaşlık anlamında üns kelimesi. Enis dediğimiz kelime bununla ilgili. Enis işte dost, bir arada bulunan anlamında. Enisi dil, işte gönül dostu. Evet, bu nasıl bir durum ki? Vahşet görünüyor ama içinde ünsiyet var, dostluk var. Bu ne zulmet içinde nuru beka. Değil mi? Karanlık ama içerisinde beka nur var. Çünkü ölüm nedir? Ebedilik ışığıdır. Görünüşte karanlık ama hakikatte kabir, ebedi alemin kapısı. Bu fezayı semada bin hayret. Değil mi? Sema, değil mi? Fezayı semada. Feza boşluk, değil mi? Bu sema alanında bin hayret. Nice bin afitabı fikrara. Burada da yine Farsça bir terkip var. Fikr ara, Farsça bir yapı yine. Farsça'da çokça kullanılan, Osmanlı Türkçesine de geçmiş. Bizde de bugün farklı yerlerde kullanılan bir yapı var. Farsça ve Arapça bir kelimeden sonra Farsça fiillerin muzari gövdeleri gelerek sıfat yapar. Fikr ara. Ara, Farsça arasten süslemek demek, muzari kökü, ara, işte bizde dil ara, özel isim olarak kullanılır, bayan ismi, işte gönül süsleyen, fikri ara, fikri süsleyen, geliştiren, güzelleştiren.
Afidab-ı fikrara, değil mi? Fikri süsleyen güneş. Yine mecazi bir kullanım. Evet, bu sema alanında değil mi? Bin hayret var. Ne var? Nice bin afitab-ı fikrara. Yani insan fikrini süsleyen güneş. Ne yapıyormuş? Yağdırır nuru heyetinde safa. Gökten değil mi? Yani bu alana, bu kabir alanına baktığınız zaman adeta değil mi? Sırlı bir alem. İnsanı farklı düşünceler, insanda farklı düşünceler doğuruyor. Yağdırır nuru heyetinde safa. Nuru heyet. Heyet topluluk demek. Yine astronomi ilmi, yıldız ilmi demek. Başka yağdırır nuru heyetinde safa. Bütün bu bir araya gelmelerin nurunda ne yapar? Bir safa, saflık, bir temizlik meydana gelir, yağdırır. Bir güneş var. Fikirleri süsleyen bir güneş. Bütün bunların bir araya gelmesinden değil mi? Safa nuru yağar. Taş değil gördüğün o sengi harap, şairi muciz tabiattır. Ne beligane eylemekte hitap, sanki bir nüshai fesahattir. Mütehaccir misali ibrettir. Evet arkadaşlar, buraya baktığımızda tabii şurayı İlk okumada böyle yazmış ama sengi harap olması lazım. Taş değil gördüğün o sengi harap, şairi muciz tabiattir. Ne beligane eylemekte hitap, sanki bir nüshai fesahattir. Mütehaccir misali ibrettir. Burada tabi önce bir genel tablo çizdi. Sonra şair nazarını mezar taşlarına yönlendirdi. Taş değil gördüğün o sengi harap. O harap olmuş taşlar değil mi? O taş değil. Tabi bu garip. Yani o senin harap desek herhalde yanlış olmaz. Şiirin orijinali nasıl bilmiyorum. Taş değil gördüğün o senin harap. Yani senin o harap olarak gördüğün taş değil. Veya bu şekilde de olsa vezin içinde bir problem olmuyor. Ya o harap taş. Taş değil gördüğün o harap olan taş değil. Senin o gördüğün harap olan taş değil. Neymiş? Şair-i muciz tabiattir. Sengi harap diye okursak harap taş. Seng Farsça harap Farsça terkip harap eski ıkkık taş. Şair-i muciz tabiattır. Burada yine Farsça bir terkibimiz var. Muciz tabiat yine Farsça bir yapı. Normalde aslında tabiatı mucizken tersine çevrilmiş izafeti maklup dediğimiz muciz tabiat, mucize tabiatlı. Buradaki birleşik sıfat. Muciz tabiatlı. Veya tabiatı mucizeli olan. Ama ne? Şairi muciz tabiat. Mucize tabiatlı şair. Şimdi şairler diğer insanlara göre daha farklı, daha üstün özelliklere sahip. O şairane yaratılış, mucizane yaratılıştır. Şairi muciz tabiat, mucize tabiatlı şair. Şair diyor ki, senin o gördüğün o harap taşlar taş değil. Neymiş? Aslında mucize söyleyen ve mucize tabiatlı bir şairdir. Niye? Ne beligane eylemekte hitap. Değil mi? Öyle beligane, öyle belaatli, değil mi? Dört başı mamur
hitap ediyor ki, demin demişti ya, hutbeyi bir makal. Burada da hitap zaten hutbe ile aynı kökten, fial vezninde. Değil mi? Buradaki ane de daha önceden geçmişti. Farsça belice. Değil mi? Ane casına, cesine şeklinde yaklaşma anlamı gibi anlamı sağlar. Belicesine hitap eylemekte. Nedir? O senin gördüğün taşlar veya o harap taşlar taş değil, mucize tabiatlı şairdir. Beliyane bir şekilde hitap etmektedir. Sanki bir nüshayı fesahattir. Fesahat demin geçti, işte sıfatı fasih kelimesiydi. Fesahat açık söyleme. İşte iyi bir sözün özelliklerinden bir tanesi de fasih olmaz. Yani açık ve anlaşılır olmaz. Yani bu her bir mezar taşı adeta bir fesahat nüshası. Mütehaccir misali ibrettir. Mütehaccir kelime hacer kelimesinden mütefail kalıbında oluşmuş. Mütehaccir mütefail. Şuradan şu bize diyor ki bu bir ismi fail. Hacer, tahaccür, tahaccür, mütehaccir. Hacer taş, tahaccür taşlaşmış. Mütehaccir ne? Taş halinde olan. Mütehaccir, mütehaccer. Mütehaccir misali ibrettir. Taşlaşmış bir ibret misalidir. Yani o mezarların başında bulunan taşlar birer taş değil, adeta mucize tabiatlı birer şairdir. Beliyane bir şekilde hitap etmekte. Sanki bir fesahat müsası, sanki değil mi, taşlaşmış bir ibret misalidir. Misali ibret, ibret örneği, ibret misali. Evet, Hacer kelimesi sülasi mastar. Ondan hatırlarsanız bu kalıp daha önce geçmişti. Tefeül, mütefail, mütefaal şeklinde gelirdi. Şükür, teşekkür, müteşekkir. Hacer, tahaccür, mütehaccir. Her giyahı zemini başka zevan, her avuç haki bir diğer alem, her varak bin kitab ile yeksan, bu füyuzatı fikredip her dem, mütehayyir mi kalmasın Adem? Her giyahı zemini başka zevan. Değil mi? Bahsettiği mezarlık alanı. Giyah, ot. Giyahı zemin, zemindeki otlar. Zevan değil, Farsça. Giyah da yine Farsça. Ot. Her giyahı zemini başka zevan. O zeminde yer alan her ot adeta başka bir dil. Sonra her avuç haki bir diğer alem. Her avuç toprak sanki bambaşka bir alem. Yani bin dilli, bin lisanla konuşan bir alan. Otuyla, toprağıyla. Her varak bin kitap ile yeksan. Oradaki her yaprak değil mi? Bin kitap ile eş. Yeksan, Farsça aynı, bir anlamında. Değil mi? Oradaki her ot ayrı bir dil. Her avuç toprak değil mi? Bambaşka bir alem. Her yaprak da değil mi? Bin kitap gibi, değil mi? Bin kitap değerinde. Bu füyuzatı fikredip her dem mütehayyir mi kalmasın Adem? Değil mi? İşte bütün bu bin dilli bir mekanda bu feyizleri, füyuzat, değil mi? Feyizler. Feyiz kelimesinin çoğulu. Bu
feyizleri her an bu feyizleri hissedip de düşünüp de insan değil mi, hayrette kalmasın. Yani böyle her mekana ait her unsurun adeta dile geldiği bir alemi, bu alemdeki feyizleri düşünüp de insan nasıl hayrette kalmasın? Tahayyür, hayret, tahayyür, mütehayyir, mütehayyer. Evet. Hayret, tahayyür, tefeül vezinde, mütehayyir, mütehaccir. Aynı kalıp. Burada münzevi sükunu edep, burada canişin demek azamet, zahir olmuş kemali kudreti Rab, sanki bir kainatı pür hayret, berk urur her tarafta hürriyet. Evet, burada münzevi sükunu edep, burada canişin demek azamet, münzevi kelime inziva kelimesinin ismi faili. İnziva, münzevi. İnziva işte bir köşeye çekilme. Münzevi kendi köşesine çekilmiş kişi anlamında. Sükun ve edep burada münzevi. Nerede? İşte bu mezarlıkta. Sükun, sessizlik ve edep burada münzevi. Burada canişin demek azamet değil mi? Yücelik, büyüklük burada. Ca ve veya cay yer demek. Nişin, Farsça nişesten fiilini yine muzari kökünden oluşmuş. Demin geçtiği gibi. Fikir ara kelimesi gibi. Canişin de aynı mantıkla üretilmiş bir kelime. Canişin yer etmiş, oturmuş. Burada canişin demek azamet. Yani azamet burada yerleşmiş, burada oturmuş demek. Zahir olmuş kemali kudreti Rab. Farsça bir terkip. Değil mi? Rabbin kudretinin kemali burada ortaya çıkmış. Yani böyle sıra dışı bir alanda Allah'ın kudretinin kemali zuhur etmiş. Zahirde zuhur kelimesinin ismi faildir. Kemal, feal kalıbında. Kudret, fuulet. Değil mi? Rabbin kudretinin kemali burada zahir olmuş. Sanki bir kainatı bir hayret. Değil mi? Sanki değil mi? Hayret, değil mi? Çok hayret veren bir kainat. Kainat, kevn kelimesiyle. Şu ada uzun olacak. Pür kelimesi li anlamında kelimeler türetip çok anlamında. Ya burada kainatı bir hayret, hayret veren kainat veya işte hayret dolu kainat şeklinde. Berk urur her tarafta hürriyet. Berk urur şimşek gibi çakar. İşte yıldırımlar gibi, şimşekler gibi çakar. Her tarafta hürriyet çakar, şimşekler gibi çakar. Devam ediyoruz. Uğradıkça sabah bu firdevse geçemez derakap safasından başlayıp her şükufe lemse bir taravet alır temasından hisse almak diler hevasından veya havasından. Uğradıkça sabah bu firdevse geçemez derakap safasından başlayıp her şükufe lemse bir teravet alır temasından. Taravet yazsak daha düzgün olur. Hisse almak diler havasından diye. Normalde Farsça heva, Türkçe'de hava diye artık kullanıyoruz. Evet, sabah bahar rüzgarı, hafif tatlı esen rüzgar. Firdevs
bahçe, cennet bahçesi, bostan, bağ anlamında bir kelime. Derakap, ardından derhal gibi, akabinde. Safa, saflık, temizlik. Şükufe, çiçek. Lems, temas etmek, dokunmak. Taravet, tazelik, canlılık. Temas, lems kelimesinden türetilmiş. Dokunma. Hisse almak, diler havasında. Evet, buralar biraz az hız geçeceğiz. Uğradıkça sabah bu firdevse. Sabah bu mezarlık alanındaki bir mezarlık alanına veya işte artık şairin bahçe diye nitelendiği yere uğradıkça geçemez derakap safhasından. Hemen safhasından değil mi? Geçemez. Ne yapar? Yani sabah rüzgarı bu bahçeye geldiği zaman hemen geçip gitmez. Ne yapar? O bahçenin safhasından her çiçeğe temas eder ve bir yeni bir canlılık katar. Adeta her dokunuş çiçekten canlılık kazanır ve o Firdevs'in havasından hisse almak ister. Evet, ne kadar nazlı nazlı gitmededir. Hele bir at dikkat et dereye. O da ilan hayret etmededir. Sanki meftun gibi bu makbereye. Göğsü hasret çeker bu meşcereye. Ne kadar nazlı nazlı gitmededir. Hele bir at dikkat et dereye. O da ilanı hayret etmededir. Sanki meftun gibi bu makbereye, göğsü hasret çeker bu meşcere. Burada öznemiz dere. Ne kadar nazlı nazlı gitmededir. Evet, dere o bahçede, kabristanda nazlı nazlı akan bir dere. Atfı dikkat etmek, dikkatini yöneltmek. At iliştirmek demek. Atıf kelimesini şeklinde bugün kullanıyoruz. Atfı dikkat, bir de Türkçe etmek yardımcı eylemi. Hele sen dikkatini bir iliştir dereye. O da ilanı kısa olacak. O da ilanı hayret etmededir. Evet. Bu mekan öyle sıra dışı bir mekan ki otları, taşı, toprağı, havası farklı bir alem. Orada akan dere bile nazlı nazlı gitmede. Dikkat edersen o da hayretini ilan etmekte. Sanki meftun gibi bu makbereye. Makber, kabir kelimesinden makber, kabir yeri. Makber veya makbere, ismi mekan, mef'al kalıbında. Meşcer de yine şecer kelimesi ağaç. Meşcer veya meşcere ağaçlık. Mef'al veya mef'alet babında. Evet. Dere, meftun, tutkun. Bu mekanda akan dereye dikkatini verirsen şunu görürsün. Nazlı nazlı gitmekte, sanki bu kabir alanına vurulmuş ve buradaki ağaçlara göğsü hasret çeker. Evet, yani bir dere değil de adeta bu da canlı bir tanık gibi. Evet, servler ihtiraz ettikçe name-i dil firip olur peyda. Ebediyet içinde gittikçe gaybolur. Mevcizen olup olsa da o ne kutsi hava ne tatlı neva. Şimdi meşcere dedi ya, tabii kabristandaki en önemli, en göze çarpan ağaçlar serviler. Kabristanla özdeşleşmiş gibi. Serviler ihtiraz ettikçe, ihtiraz etmek çekinmek, geri durmak.
Tabi Sevler'in o kabristandaki hareketleri. Name-i dil firip olur peyda. İşte dil firip. Ve demin geçen işte canişin gibi yapılar. Benzer yapılar Farsça. Gönül değil mi? Aldatan. Evet. Farsça firiften aldatmak demek. Muzari kökü firip, dil firip, gönül aldatan, gönlü çeken, gönlü alan anlamında. Name-i dil firip olur peyda. Gönlü aldatan, gönlü elde eden nameler meydana gelir. Servilerin o hışıltısı veya nazlı nazlı salınışı neye yol açar? Gönül kapan, gönül çeken namelerin oluşmasına yol açar. Ebediyet içinde gittikçe gayb olur, mevzen olup o sada. Gayb olur, Türkçe kaybolur. Mevzen olup o sada. Mevzen yine benzer şekilde Farsça bu terkip mevcut Arapça dalga demek. Zen de Farsça Z'den çarpmak, vurmak demek. Muzari kökü zen, mevcizen dalga vuran. Dalgalar oluşturan. Şimdi bu mekanda servilerin salınışından gönül alan nameler meydana gelir ve ebediyet içerisinde o sırlı, sihirli ses değil mi? Dalga vurup kaybolur. O ne kutsi heva, ne tatlı neva. Değil mi? Bu lahuti ses değil mi? Nasıl kutsal bir hava, değil mi? Nasıl tatlı bir neva. Heva veya hava, değil mi? Kutsal bir nefes hava gibi ve tatlı bir name gibi. Burada da o mezarlıktaki adeta lahuti deruni bir sesten bahsetti. Burada derenin adeta sıra dışı bir özellik arz ettiğini, sıradan bir dere değil, nazlı nazlı akan, oraya tutkun bir canlı gibi düşünüldü. Burada sabah rüzgarının bahçeden geçerken adeta bütün çiçeklere dokunup canlılık kazandığını, onların kokusuna büründüğünü söylüyor. Evet, bu öyle bir nurani alem ki adeta ilahi kudret orada varlığını hissettirmiş. Bu alandaki her varlık, otlar, her avuç toprak, her yaprak adeta bin kitap gibi farklı dillerden bir şeyler söylüyor. Ve oradaki her taş adeta şairane sözler söyleyen bir ibret misali. Görünüşte karamsar bir ruh hali olsa da aslında haddi zatında farklı bir alem, farklı şeyler düşündüren bir alem ve adeta sessiz bir şekilde mükemmel bir dil söz konusu. Nabizade Nazım'ın Anadolu Hisarı'nda mezarlık şiirinde. Evet arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Teşekkürler, iyi çalışmalar, iyi günler diliyorum.